Merhaba arkadaşlar. İşlemleri başlamadan önce yapmamız gereken tabletlerin ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradaki ayarlar kısmına geldiğinizde en alttaki tablet hakkından hemen yanında geliştirici seçenekleri yazan yer bir yer olacak. Oraya girmemiz gerekiyor. Eğer ki sizde bu geliştirici seçenekleri yok ise tablet hakkından hemen yanında tablet hakkında yazan yere gelin. Eğer o yok ise buradaki çekirdek sürümü yazan yere arka arkaya defalarca basın arkadaşlar. Burada sizi geliştirici moduna alacağına dair bir ibare gelecek. EFV versiyon yazan bazı tabletlerde bu EFV versiyonla bazılarında çekirdek sürümünde bazılarında da değerleme numarasında. Benimki değerleme numarasındaymış. Değerleme numarasını arka arkaya bastığınızda gerekli değilse zaten bir geliştiricisiniz. Çünkü ben daha önce yaptım. Siz artık geliştiricisiniz diye size uyarı verecek ve size şu menü belirleyecek. Bu menüye gelip geliştirici seçenekleri yazan menüye gelip şuradaki USB hata ayıklaması yazan bir yer var görüyorsunuz. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun açık olması gerek. İşlemlere başlamadan önce, tableti bilgisayara bağlamadan önce bunu mutlaka uyguluyoruz. Tabletimizin az önceki göstermiş olduğum gerekli ayarını yaptıktan sonra, USB hata ayıklama ayarını yaptıktan sonra tabletimi bir kabloyla bilgisayara bağlamam gerekiyor arkadaşlar. Data kablosu. USB kablosuyla bağlayıp görüntüyü onun sayesinde alıyoruz. Bunun için size bir data USB kablosu da lazım ki herkesin şarj kablosu zaten. Direkt bilgisayarda uyumludur. Tabletimi ben şu anda açtım. USB kablosuyla bilgisayara bağladım. Bilgisayar normal USB girişindeki çıkardığı bir ses çıkarttı ve tableti algıladığını bana sesle belirtti. Ardından ben videomuzun açıklama kısmında size iki tane program linki vereceğim. Burada siz uygun olan 64 bit kullanıyorsanız Windows'unuzu 64 olanı, 32 kullanıyorsanız 32 olanı indiriyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı klasöre çıkartıyorsunuz. Ardından klasörün içinde bulunan SCR-CPY, Scar Copy mi artık neyin kısaltmasıysa, bu dosyayı uygulama yazan, bu SCR-CPY, SCR Copy yazan dosyayı iki kere tıklıyorsunuz. Sadece iki kere tıkladığınızda tabletinizin ekranını böyle kolay bir şekilde bilgisayarınıza yansıtmış olacaksınız. Ücretsiz ve de hızlı bir şekilde kabloyla da bağlandığı için gayet seri bir şekilde tabletin biraz yavaş olmasına rağmen ekranımın hızını görebiliyorsunuz. Burada artık ne kullanacaksanız kolaylıkla bunları yansıtabilirsiniz. Özetleyecek olursak hata ayıklama modunu tabletten ayarladığını açtınız. Kabloyla bilgisayara bağladınız. Açıklamada vermiş olduğum programı indirip program indikten sonra şu klasörün içine klasörü çıkarttıktan sonra tabii ki SCR Copy yazan uygulamaya iki kere tıkladınız. Pat tabletinizin ekranı direkt karşınıza bu şekilde gelecektir. Herhangi bir ücreti, bir sınırı yok arkadaşlar bunun. Herhangi bir ücret ödeme veya belli bir sınırı var mı? Yok. Sorunsuz, sınırsız bir şekilde bu şekilde kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.